Seyhan aşkından herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Yaz türlüsü nasıl yapılır sizlere bu yemeği paylaşmak istedim. İlk defa özellikle yapacak olanlar için. Şöyle sebzelerimiz var. E, büyük bir patates, 2 adet patlıcan, büyük bir orta boydan büyük kuru soğan, birkaç diş sarımsak, e, birkaç adet uzun sivri biber ama acı değil, acısı daha çok yakışır bizlerin biraz mide rahatsızlığı olduğu için e, tatlısından kullandık. 2 adet kabak, domatesimiz de var. Onlar arkada gözükmemiş. E, Zeytinyağı, baharat olarak da e, tuz ve kekik var. Domates salçası var. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. E, ve ben neredeyse unutuyormuştum. E, bir yemek tabağı olacak şekilde de e, yeşil fasulyemiz var. Taze fasulye. Ön aşama olarak patlıcanları hani acımı değil mi? Emin olamadığım için ılık tuzlu suda bekletmek istedim. Bu şekilde tabii ki tüm sebzelerimi evvelinde yıkadım. Sonrasında alacalı şekilde patlıcanı doğruyorum. Daha sonra da yemeklik olacak şekilde çok küçük değil ama çok aşırı büyük iri de olmayacak şekilde doğruyorum. Bir türlü de sebzeleri böyle çok aşırı küçük doğramayalım. Belirgin olsunlar kamera biraz yukarıda durduğu için çok küçük gibi görünebilir. Normal bir hayli de belirgin olacak şekilde doğradım. Ilık suyumu koydum. Bir çay kaşığı tuzu koydum. Kenarda renginin böyle kahverengi koyu halde hani çıkmasını bekliyorum. Ve bu arada ben tabii ki sebzeleri doğruyorum. Yeşil fasulyeden başladım. Onları da çok küçük olmayacak şekilde ama çok böyle aşırı büyük olmayacak şekilde de doğradım. Ve kuru soğanımı da doğruyorum ki bir an evvel tencereye artık kavurma aşamasına başlayacağım. Öncelikle fasulyeden başlayacağım. Çünkü en geç pişecek olan sebzedir. İlk defa girecek olanlar için söylüyorum mutfağa. Ve birkaç diş de sarımsak kesinlikle kullanalım. Çok lezzet veriyor. Kesinlikle hiç sarımsak kullanmayanlar için de hani ilk defa değil çok defa yapıp da ama sarımsak hiç koymayanlar için kesinlikle tavsiye ederim. Doğramış olduğum sarımsakları ve kuru soğanı tencereye aldım. Gördüğünüz gibi şöyle çeyrek çay bardağı diyebilirim. Zeytinyağı döktüm. Zeytinyağı eksik olmasın. Zaten kıymalı veya kuşbaşı etli yapmıyoruz. Bu yüzden zeytinyağlı bir yaz türlüsü yapıyoruz. Bol da olabilir. Bol bol koyabilirsiniz. Yarım çay bardağı civarı. Öncelikle Soğanlar çok da böyle aşırı kavrulmasına gerek yok. Zaten aslında dakikalarca, yarım saat belki fasulyesiyle vesaire zaten soğanlar kavrulacak. Yani soğan soğanları cansız hale getirirseniz diğer sebzeler kavrulurken artık o iyice kaybolacaktır. Bu yüzden dediğim gibi iyice öldürmeden fasulyeyle vesaire birlikte soğanlar kavrulsun. Bu arada ben e, Fasulye kavrulurken patatesleri doğradım. Yine aynı o da o şekilde çok küçük olmayacak şekilde patatesler belirgin olacak şekilde doğrayalım. Yeşil sivri biberlerim var, onları da doğruyorum. Yani hiçbir sebzeyi çok küçük olmayacak şekilde belirgin olacak şekilde doğruyorum. Domateslerini de koymuştum. Yeşil fasulyelerden sonra belki hani atladığım bazı yerleri ayrıntısıyla anlatırken atladığım yerler olabiliyor. Yeşil biberleri de koyduktan şöyle karıştıktan sonra her seferinde de tabii ki tencerenin kapağını kapatalım buharıyla ve de ocağın orta bölümünde ama kısık ateşte pişiyor şu anda. Yani cansız bir ateşte pişiyor. Bu yüzden harlı bir ateşte çok çabuk sulanıp suyunu da çekip dibine yapışacaktır. Bu şekilde sürekli karıştırıp bir yandan da sebzelerimi doğruyorum. Bakın gördüğünüz gibi patatesleri ilave ettim. Yani en geç pişecek sebzeden en daha çabuk daha erken pişecek sebzeye doğru doğrama işlemini bir yandan yapıp kavurma işlemini de bir yandan yapıyorum. Bu şekilde bakın artık suyunu da daha suyu var ama ekstra su da ilave etmiş değilim kesinlikle domatesin suyuyla vesaire. Kavurma işlemi devam ediyor. Kabakları koyuyorum. Sizler dilerseniz daha evvelinde patlıcanları koyabilirsiniz. Benim sıralamam bu şekildedir. Patatesler ve kabaklar aslında aynı anda pişebilecek seviyeye sahip. Ben işte patlıcanları süzeyim vesaire diyene kadar sadece 1-2 dakika öncesinde ben kabakları koydum. Aslında aynı anda hani koyabilirsiniz sıkıntı yok bir dolu yemek kaşığı domates salçasını baharatları da koyuyorum salçayı daha evvelinde ilk aşamada soğandan sonra koymadım Çünkü zaten yine uzunca bir süre kavruluyor kavrulacak Pat, patlıcanlarla birlikte de yine şöyle 3-5 dakika yani peş peşe görüyorsunuz bunlar ama hep aralarında 3-5-5-10 dakika böyle bir kavurma işlemi oluyor suyunu çektikten sonra ve bir hayli de böyle güzelce kavrulduktan sonra sebzeler gördüğünüz gibi artık su ilavesi ediyorum. Hepsinde ölçülerini bardak, kaşık vesaire ölçülerini ben açıklamalara malzeme listesine ekliyorum. Gördüğünüz gibi kaynadı ve de bu da artık piştikten sonraki hali. Şöyle tencere kapağına alıp birkaç sebzeden sizlere hem göstermek istiyorum yumuşaklığını. Pişip pişmediğini görün diyerekten. Her seferinde de kameranın açısını tutturamıyorum. Bu şekilde patatesler, kabak, patlıcan, bakın hepsi yeşil fasulye, hepsi gayet de güzel pişmiş durumda ve artık ocağın altını kapatmıştım. Sizlere şöyle yine ocağın üstündeyken son halini gösterdikten sonra artık yemek tabağına aldım. Sunum aşamasına geçtim. Sonuç budur. Mis gibi çok da lezzetli bir yemek ee, ve kekik baharatında kesinlikle koyun. İnanın lezzetine lezzet katmış oluyor. Tekrar söylüyorum sarımsak kullanmayanlarda e, sarımsak da kullansınlar. Çok da lezzet veriyor. İşte sebzeleri yine test ediyorum sizlerin göz önünde. Ben afiyetlice yerken inşallah sizlerde yapar beğenirsiniz. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için videoyu sosyal medyada beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Sizden ricam emeği saygı için videomdan hem izlerken like da atalım aynı zamanda. Like gerçekten kanallarımızın öne çıkabilmesi için çok önemli. E, abone de olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.